Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için Orta Koridor'da Full AP Nautilus oynayacağım. Nautilus üzerine bir oyun olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız. Şimdi karşımızda Katarina vardır diye tahmin ediyorum. Tabi Akali de olabilir. Problem değil. Ben ilk etapta Doran yüzüğüyle başlayacağım. 3 tane can, 2 tane can iksirimi aldım. Hızlıca koridora geçeceğim. Eğer karşınızda sizi poklayacak, yani koridor aşamasında dürtecek, rahatsız edecek işte uzun menzilli bir şampiyon varsa bunun yerine, Doran yüzüğü yerine direkt büyü hırsızlığın marifetiyle başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu eşya sayesinde, yani büyü hırsızlığın marifeti sayesinde hem daha fazla altın kazanabiliyorsunuz, hem koridorda durmanız kolay oluyor, hem de bunun yanı sıra musubet iksiri alıp o başladığınız pot avantajını elde etmiş oluyorsunuz. Bizim takım kompumuz fena değil açıkçası. Late game'de iş yapabiliriz fakat çok fazla AP karakter olduk. Bu noktada Miss Fortune'ın kasması lazım. Karşı büyü direnci kasarsa bize sıkıntı yaratabilirler. Katarina beni kolay kolay koridor aşamasında öldüremeyecek çünkü can barım oldukça fazla. Başlangıç eşyası olarak Morello alabilirsiniz veya Morello yerine Lich bu anda tercih edebilirsiniz. Girdiğim ürünler de bu şekilde. Ben yine bunların tamamını açıklama kısmında koyarım. Açıklama kısmından siz tamamına erişirsiniz ama öncesinde elektrik veri neden tercih ettiğimden bahsedeyim. Elektrik verinin şöyle bir avantajı var. Rakibe bir tane düz vuruş yapıyorsunuz abi. Düz vuruş yaptığınızda zaten rakip bir pasifinizden dolayı olduğu yere mıhlanıyor. Sonrasında o adama hani bir Q atıp ilavede bir etki yarattığınız için adamı otomatik olarak elektrik veri patlatmış oluyorsunuz. Bu arada benim 2 level olmam lazım. Bir tane potumuzu kullandık. Katarina bu arada bir ayakkabı 4 de can iksiriyle gelmiş. Şöyle koridoru itmek istiyorum. W'm geldikten sonra zaten Katarina istediği kadar karşımda durmaya çalışsın. Pek fazla dert değil. Üç levelden sonra çok rahat keseceğiz Katarina'yı. Şu an bu arada Katarina'nın tabii ki üzerinde bir pot avantajı var. Bunu unutmamak lazım. Hasar olarak çok fazla değil ama elektriğini patlatabildiği için problem yaratabilen bir arkadaş. Hayır, Ignite ölmeyecek. Üzdü. Çift sumsumdan oldum. Ya kesebilirdik aslında. Jarvan birazcık agresif oynar diye düşündüm. Devam etmedi. Bu noktada şu minyon dalgasını ittirmek istiyorum. Katarina sıçra attı. Ama Ignite'ı duruyor. Bana biraz önce Ignite atmış olsaydı kesebilme ihtimali vardı. Bu arada ilk etapta da Q fulluyoruz. Q skill'i bildiğiniz gibi Nautilus'un bufflandı. Güçlü durumda tercih edilebilir. Bildiğiniz gibi zaten yeni gelen Yama ile birlikte artık bot lane'de nişancı da çok fazla tercih edilmiyor. Yani daha çok şu tarz Mordekaiser olsun, Master Yi olsun, o tarz şampiyonlar alıyorlar. Yanına da support geldiği için oyunu çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorlar. Nautilus gibi karakterler de destek rolünde pek fazla tercih edilmiyor bu yüzden. Şimdi ilk etapta pırıltı başlamak istiyordum aslında ama Morello'ya gideceğiz gibi gözüküyor. Şu an mana konusunda problem çekmiyorum. Can barımı iyice arttıracağım. Can barımı arttırdıkça tabii ki W'mdan da ilave bir kalkan kazanmış olacağım. Şurayı da bir kapatalım. Şu an mesela bir K can barım var. Katarina'nın 800. 200'lük bir can barı farkı çok çok büyük bir avantaj demek. Katarina bu noktada buraya bir de potu almadan geldiği için benim için daha büyük bir avantaj bu arada. Jarvan öldü bu arada.
güzel bir yedik burada. Şu an Katarina'nın bu skoru almış olması pek hoş olmadı. Bu arada Hecarim de gözükmüyor map'te. Şu an vurduğum hasarı görebiliyorsunuz ki üzerimde daha yetenek gücü eşyası yok. O eşyalar geldikten sonra bu arkadaşın çok çok fazla canını yakacağız. Çok güzel. Ama bu dalgayı da iteceğim. Ardından base vaktimiz geldi. Bu arada ultim de geldi. Ultimle birlikte Katarina'ya çok rahat hani burst bir damage çıkartabiliriz. Çünkü ultimiz çok güzel bir hasar çıkartıyor. Bunun yanı sıra zaten elektrik varle de girdiğimiz için direkt adamı teklemek pek fazla zor olmuyor. Ha, mid'de tercih edebilir misiniz? Bence edin mid'de. Oldukça iyi. Ya iyi bari aldı çocuk. Abicim oradan çıkmam lazım. Şu an kaşınıyor orada ve Katarina'ya skor verecek. Üzüldüğüm nokta o. Ben çünkü base'deyim. İnşallah ölmez. 1100 gold'umuz olsaydı iyiydi ya. Neyse şu parçayı alalım. Üzerimize import da almanın anlamı yok. İyi Jarvan ölmedi. Şu an güzel. 10 CS'de bir üstünlüğüm var. Aslında şu Hecarim'i kovalasam ormanda. Hadi görüşürüz. Gördüğünüz gibi direkt deli gibi burst bir hasar çıkartıyoruz. Bu noktada da bizden kurtulamıyorlar. Ben oldukça fazla tankım. Tek yemiyorum. Katarina beni öldüremeyecek. Şu an bir de Ignite'ımız var. Hiç dert değil. 2-0-1'im, harika durumdayım. Hecarim de hocamla bizim red'e gelmiş. Düşünmedi. Beni haritada görmemesine rağmen hani orayı puşlamaya devam etti. Zorlamaya devam etti. Zorlamaması lazımdı. Top'a bir roam denemek istiyorum. Bu noktada koridorda yapabileceğim herhangi bir şey yok. Top'tan kill çıkartabiliriz. Akali'nin de can barı az. Böyle şeyleri yapın. Nautilus ağır bir karakter olmasına rağmen hani ben bunu yapıyorum mesela. Hayır, sen niye zorladın ki? Çıksan tertemizinden oradan kurtulacağım. Bu arada bu adam yok. İyi, 3-0-1 durumdayız. Güzel. Moralleri hızlıca tamamlayacağız. Ayakkabımı da alabilseydim hoştu. Bu arada ayakkabıyı da büyü nüfuzu ayakkabısına çevireceğiz tabii ki. İlave bir yetenek gücü hasar bulmamız lazım. Bu noktada adamlar büyü direnci de kasacaklardır. Tabii ben Morello'yu kastıktan sonra bir hızlı bir şekilde direkt eşyanın adını unuttum. Ha, hiçlik değneği de kasacağım. Hem yetenek gücü, ilave büyü nüfuzu. İlave büyü nüfuzu çok önemli bu noktada. O kastığınız büyü nüfuzları sayesinde tek atmanız kolaylaşıyor adamlara. Aslında buraya girerdim de. Hecarim'ciğimiz buralara yakın. Ignite ölecek mi? Hadi görüşürüz. Flash atmasaydım da Q ile yakalardım da. Hani ben hem Hecarim'i hem şeyi kesmek istedim, Katarina'yı. Olmadı, hayaller hayatlar. Katarina sen bana zorlarsın.
Mavi güçlendirmemin olması da güzel. Okey, Katarina base atmış. Benim ultim 108 saniye. Cooldown'umuz tabii ki iyice artmalı. Yani ultimizin süresini düşürmemiz lazım. 80'lere falan düşse gene bizim için yeterli. Bu arada güzel. Canon 1v1 daha kaleyi kesti. Şimdi Morello'muz elimizin altında. Ayakkabımıza başlayacağız. Mobiliteye ihtiyacımız var. Haritayı gezmek istiyorum. Katarina mesela şu an harita gezemiyor. Koridoru kazanamıyor çünkü. Aramızda da 2 level fark var. Şu an girsem Katarina'yı çok rahat keserim mesela. Bakın nehir yolunda görüş olduğu için Katarina mesela bota gitmeye kalkarsa Katarina'yı görebileceğiz. Anladım hocam. Sen buraya pink ward attın. Güzel, bizimkiler de loot kazanıyorlar. Ormancım mesela bana başta gelmekten çekiniyordu. Ama hani kazandığımı görünce koridoru, o da haliyle bana köstek olmak yerine destek olmayı tercih etti. Çok güzel. Hemen base'imi tekrardan atacağım. Bu noktada koridorumu kazanıyorum. Takıma yardım ediyorum. Hani yapmam gereken her şeyi yapıyorum. Büyü nüfuz ayakkabımız da geldi. Bu arada hani şöyle de bir dipnot geçeyim. Oyun başlamadan önce o şampiyon seçim ekranında ben Nautilus aldığım için Katarina'ya karşı olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz, Nautilus full AP mi olur falan çok laf ettiler. Ama gördüğünüz gibi gayet güzel oluyor. Tank olduğu için kolay kolay düşmüyorsunuz. Orta koridorda çok güzel bir kontrol gücüsü haline gelmiş oluyor karakter. Katarina benden direkt tek yiyor. Şimdi bota gideceğiz. Yani haritayı deli gibi dolaşıyorum. Ultim olmasa bile harita dolaşmamda fayda var. Keşke ulti sallasaydınız buraya. Aa, burada adam var. Güzel. Ekalim'i öldü. Adamlar artık oyunu satmaya başladılar. Çünkü bu noktada yapabilecekleri bir şey yok. Bir de bizim şöyle bir sıkıntımız var. Takımız koridor kuşlama konusunda maalesef çok zayıf. Bu yüzden hani olabildiğince erken bir şekilde oyunu bitirmemiz lazım. Karşısı birazcık daha hızlı kuşlayabilir. Varusları falan var. Katarinaları var. O yüzden problem yaratabilirler. Şimdi ultim ve ignite'im varken ve aramızda 3 level fark varken ben Katarina'yla tekrar savaşacağım. Katarina artık tamamıyla oyundan düştü. Eşyasını tamamlayamadı. Muhtemelen takımı da flamelemeye başlamıştır onu. O adam yok. O da tekrardan gidebilirim. Şu an bot lane'in mesela nehirde görüşü olmadığı için benden bir daha baskın yiyecekler. Ya illa o ignite attıracağım bana. Tekrardan bile gidelim. Katarina bu arada tapa çıkmış. Oo, jumper'ına bas. Şimdi
Dediğim gibi alacağımız eşya direkt hiçlik deneyi. Hiçlik deneyinden sonra hasarımı iyice bir fark edeceksiniz. Karakterin büyü nüfuzuna ihtiyacı var kesinlikle. Çünkü yetenekleri yeterince fazla yetenek gücü hasar vuruyor. Bu yüzden büyü nüfuzu kazmanız başlangıç olarak daha etkili olacaktır. Hani gördüğünüz gibi zaten 115 vuran bir E yeteneğimiz var. Q'muz 240 vuruyordu kafadan ki bunlara ilave bir yetenek gücü hasarı geldi aldığımız eşyalarla. Ben Morello'yu tamamladıktan sonra direkt güç puan kasacağım. Ardından Rabadon'umu alacağım. Zaten o dakikaya oyun muhtemelen bitmiş olur ama yapacağım bu şekilde. Şu an mid kuleye birazcık vurmam lazım. Hiç vurmadım mid kuleye. Takımda da henüz bir kule yok. Aslında liç puanım olsa mesela şu kuleye deli gibi hasar vururdum. Ben ne yapıyorum katayım? Güzel. Hecarim falan botta. Buraya gelen giden kimse yok. Temizinden kulemizi de alıyoruz. Kuleye vurduğum hasarı görebilirsiniz. Yani ciddi fazla bir hasar bu. Adamlar bot kuşluyorlar. Şöyle ben de bota doğru bir yöneleyim. Yoksa bot 2'yi alacaklar burada. Yetişiriz herhalde ya. Hiçlik deneyim de geldi. Birazcık da mana kazanmış oluruz. Liç puanını ilk başta pırıltı kısmını alırsanız daha worth olur. Bu arada bot 2'yi aldılar ya. Üzdü. O da öldü. Nice. Katarina'yı burada gördüler. Katarina baya baya geride ya. Şu an bu arada bu oyunu almaların imkanları yok. Zaten Kenin falan kastı ama ben şu an çok güçlüyüm. 2K'lık bir can barım var. Bu bayağı vurdu. Nautilus güçlü çar. Bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Hani hep soruyorsunuz yorumlarda görüyorum. Main'in ne abi? Main karakterin ne abi? Benim main'im Nautilus arkadaşlar. Ben sezon 4'ün sonundan beri olması lazım. Deli gibi Nautilus oynuyorum. Karakter o zamanlar daha da güçlüydü. Şimdi nerflediler. E'sinin hasarı falan düştü. Eski haliyle görseniz çok çok fazla hasar çıkartan bir karakterdi. Hani support'ta deli gibi oynanıyordu. Bakın hemen şey yapmıyorum. Gidip Q'mu kullanmıyorum. Adamın range'ine giriyorum. Range'ine girdikten sonra hani böyle çok fazla dibine girince zaten adam sizden uzaklaşamıyor. Beni baitlediniz. Üzdü. Keserim diye biraz fazla zorladı. Neyse dert değil. Tabii çok fazla gold verdik. Adam 750 gold kazandı oradan. Böyle takaslara da girmeyin. Mesela değmeyecek bir adamsa kestiğinizde işte size 300 gold falan vermeyecekse hiç girmeyin. Lulu muhtemelen bayağı bir gold verirdi. Skor durumu kötü değilmiş çünkü. Bir de liç puanın içerisindeki hareket hızı sayesinde de yine aynı şekilde mobil oluyorsunuz. Bunun yanı sıra büyübüken alabilirsiniz veya gidip Shurayli alabilirsiniz. Takımı da koşturursunuz ama ben böyle bir tercihte bulmayacağım. Full AP yapıyoruz. Shurayli'ye yerine bir Rabadon alırız. Ekka kötü durumda ama bayağı güzel hasar çıkartıyor. Katarina zaten bitik. Orus'tan korkmaya gerek yok. Da bizim Miss Fortune'ın farmı bayağı rezalet. Bizim takımın durumu iyi ya, kötü değil. Dediğim gibi
Nişancının farmı az. Buildi de şu an doğru değil bence. Hani zırhleşme buildi yapmak istiyorsunuz anlıyorum ama Miss Fortune'a bence build gitmiyor. Hani ilk eşya olarak bir cam biçem falan ben daha çok tercih ederim. Sağ olsun bana saldı. Onunla bir aramızda şey vardı, hesaplaşma vardı. Karşıma burada herhalde kimse çıkmayacak. Zaten Luyda Varusolu 3 kişiler. Akali Tap'ta, Katarina Mid'de, Hecarim nerede bilmiyorum. Şu an bağlamı keserim de arkasının gelmesinden korkuyorum ya. Varus'ta ulti yok mesela, zorlarım ama ultim olsa zorlamam daha kolay olur. Bu da base attığını tahmin eder mi acaba? Hayır. Çok fazla vurdu. Ignite'ımız boşa gitti. Neyse, dert değil. Lich bağını da aldık. Bunun üzerine dediğim gibi Rabadon'a başlayacağım ama şu anlık gold'umuz yok. 317 yetenek gücü. Rabadon'la birlikte işte bu 500'leri falan bulacak. Hatta geçecek. Kesin onu da Alkasit gelir. Üzdü. Şu an Mit 2 almamız lazım. Zaten alabileceğimiz herhangi bir ejder yok. Bu arada Blue Ejderi çok değerli. Benim için en azından çok değerli. Onu mutlaka almak lazım. Güzel. Bu arada bu yaptığım şeyi TAP'ta denemeyin. TAP build için uygun değil. TAP'ta sıkıntı çekersiniz. Yani takımın TAP lane'de daha çok bir tank şampiyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Veya işte oyun yapabilecek bir şampiyon. Ama Nautilus'a TAP lane'de oynayacaksınız, tank olarak oynayın. Orada ona rağmen hani takımlar arasındaki en fazla minyonu da ben biçmişim. Hani şu dakikaya göre normal bir minyon sayısı değil tabii ki, az. Ama iki takım arasında Nautilus'la bu kadar fazla minyon biçmek güzel. Akali bayağı ucuz yırttı orada. Yok artık. Ona kim o kadar vurdu? Varus'un çıkardığı hasar çok fazla. W'suyla birlikte vurduğu için. Bir de kuleden 498 hasar yemişiz. Şimdi Rabadon'a başlayalım. Ben ölmelere başladım, artık oyunu bitirmemiz lazım. Kenan da bayağı iyi durumdaymış ha. 14 olmuş çocuk. Başta kötü durumdaydı, iyi toparladı. Orada iki nişancı arasında da çok fazla fark var. Hani açıkça gözleniyor. Miss Fortune'ın hala 96 farmı var. Minyon biçememiş. Mid kule kaybediyoruz burada bedavaya. Jarvan 2v1 falan atıyor. Garip. Bu arada görüş skorum fena değil. Gold veriyor adam ya. 90 gold ne abi? Taptaki dalgayı itelim. Ignite'ım gelecek. Akali buralardaydı en son. Hala buralarda. Ha, mide gitmiş, tamam. Ben şu topu iteyim.
Vardı bizimkiler. Ölüyorlar ya. Bana gelecekler herhalde. Ben burada bir dalga daha itmeyeyim. Base atayım. Yetişebilirler bana. Ejder pitinde de olabilirler. Neyse, gold beklemeyeceğim. İptal de edemiyoruz. Sağ ettik. Okey. Umarım çaldırmazlar bunu. İyi, çaldırmadılar. Korkmadım değil yani. Hafif beni korkuttu orada Jarvan. Jarvan da tank build yapıyor. Takımın tanka ihtiyacı var frontline'a. Kesin abi onu. Güzel. Nami'ye yetişmeye çalışacağım ama. Okey, kovalamadılar. Buradaydı en son. Base'e gitmiş herhalde. Yani şu an hani bana def ediyorlar da. Katarina bana doğru gelecek herhalde. Kenan buraya pushluyor. Ben base atabilirim. Ya efsane iyi skor katkım var. Hadi görüşürüz. Seni bir satalım. Rabadon da artık çok pahalı oldu ya. Biriktirmesi hani çok zor bir eşya haline geldi. Önceden ilk hali bir tane aşırı büyük sopa, bir tane inflank değneği, bir tane de büyük kitabıyla oluyordu. Hani her birinden bir parça alıp tamamlıyordunuz eşyayı. Şimdi iki tane aşırı büyük sopa olunca ikisinin gold'u da ayrı ayrı tek başlarına çok pahalı. Selam. Ya ulti bastı. Mesela bu adam hani şu yırtıcı rününü aktif olarak hiç kullanamadı. Kullanamadığı için de iş yapamadı. Mesela mid'e çok rahat baskın atabilirdi. Nautilus dediğim gibi kaçma mekanizması olan bir şampiyon değil. Ekmek gibi yersiniz şampiyonu ama. Sizin çocukların gelmesi lazım buraya. Ya yani Free Baron var. Baron alıp oyunu direkt bitirebiliriz ama. Şu an baronda olduğumuzun farkında olabilirler. Yani nişancımız çok geç geldiği için istediğimiz hasar çıkartamadık. Neyse, ultim var. Tabii Kenan çok güzel ulti attı, helal olsun. Ya burada bekleyerek doğru bir şey yaptı aslında. Bize zaman kazandırdı da. Tek yeri. Şu an oyun biter aslında ya. Midi pushlarsak. Neyse, Miss Fortune mid'de. Ben bot'a gideyim o zaman. Baron güçlendirmesiyle birlikte pushlamamız da kolay olur. 480 yetenek gücümüz oldu. Rabadon hazır. Rabadon'un üzerine ne alabileceğim konusu da ekstra bir düşünmedim. Hani birazcık mobiliteye yatırım yapabiliriz veya ilave bir yetenek gücü eşyası alabiliriz. Luden falan fena olmayabilir. Veya karşıda büyü direnci kasan var mı? Bak, şu kadar güçlüyüm, hala bir tanesi bile dememiş ki ya bu Nautilus bu kadar vuruyor, biz bir büyü direnci kasalım. Bakalım Rabadon'la birlikte yetenek gücü kaça çıkacak? 706 oldu. Yetenek gücü eşyaları.
Aslında lanetli maske fena olmaz ya. Hatta bayağı da hoş olabilir. Bu noktada Guinsoo da deneyebiliriz mesela alternatif olarak. Ya aslında tercih edilebilecek çok fazla eşya var. Zonya falan yine aynı şekilde bizim işimizi kolaylaştırır. Hatta bekleme süresini azalma da sağlıyor. Zonya alalım. Şunu da alalım. Okey. Herhalde yetenek gücü 1K'yı falan bulacak. Ultimiz şu an deli gibi hasar vuruyor. Q falan bayağı can yakacak. Hadi şimdi Rabadon'lu Nautilus'u bir deneyelim. Ne kadar hasar çıkartacağız? Katarina 13 level, aramızda 4 levellik fark var. Ben o Katarina'ya bir ulti bassam muhtemelen Katarina ölecek. Şu an oyun bitti. Aldı, ölmedi mi? Yetişemezler ona. Vurun abi yine bir töre. 24-9. 29 skorluk katkımız var. %50'sinden fazlasına katkı yapmışız. Gayet güzel bir başarı. Roam mu attım Nautilus'la? Hani kolay bir şey değildir bu. Ağır bir şampiyon. Hani Thresh'ten tek farkı işte karakterin birazcık daha ağır olması. Kitle kontrolü çok fazla. Orta koridorda bu yüzden yine aynı şekilde kontrol büyücüsü olarak tercih edebilirsiniz. 1K yetenek gücü yapamasak da en azından 800 yetenek gücünü gördük ki Zonya'yı da tamamlasaydım 1K olurdu o muhtemelen. Bir de hasar tablomuza bakalım. Bence en fazla hasarı ben çıkartmışım buraya. Sonrasında da herhalde Kennen geliyordur. Veya Kennen'deni geçmiş de olabilir, belli olmaz. Tam net bir şey söyleyemeyeceğim. Bu noktada Jarvan'a da honorunu verelim. Çocuk yardımcı oldu. Başta laf etti ama Allah var yardımcı oldu bize. Güzel günlük galibiyette geldi. Bunları geç, bunları biz biliyoruz. Bunları seri geç. Oyundan çıktıktan sonraki bu şey ekranı var ya, o kadar ağır geliyor ki beni çıldırtıyor. Güzel. S artı kazanmışız. Gayet iyi. 24-9 dediğim gibi farmımız falan da diğer takımdakilere baktığımızda gene iyi. 34K'lık hasar vurmuşuz. Kane 31K vurmuş. Hani neredeyse yaklaşmış bana. Ben daha fazla vurmuş olabileceğimi tahmin ediyordum. Katarina'nın 8K hasar var. Lulu ile yarışıyorlar yani. Katarina'nın ayıbı. Tabi orta koridorda Nautilus kesmesi cidden zor. Bu arada 2 tane pink ward atmışız. Takımımızda Jarvan 3 kere. Kennen'da bir kere olmak üzere pink ward kullanmış. Bunun dışında bot lane'de maalesef hiç pink ward yok. Rakipte de Katarina bir tane, Akali bir tane olmak üzere, bir de Lulu bir tane olmak üzere pink ward kullanmışlar. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.